Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde de kalanlı bölme işlemini yapacağız. Bakalım nasıl oluyor? Beraber çözelim. Evet. 26'yı 4'e bölmemiz isteniyor. Onlar basamağına bakıyorum. 2'yi 4'e bölemiyorum. He, o zaman ne yapacağım? 2'yi 4'e bölemem. Çünkü 2 az, 4 fazla. O zaman ikisini beraber düşünüyorum. 26'yı. 26'yı 4'e bölüyorum. Sayıyorum. Dörder dörder 26'ya kadar. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Aa, fazla saydım. 28'e gitmemem lazım. Yani 26'yı geçmemeliyim. Tekrar sayayım. Parmaklarımla göstereyim. Şöyle. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6 defa saydım ve 26'ya yaklaştım. Bir de bir tane daha saysaydım 28 olacaktı. O zaman 6 defa saymam yeterli. 6 defa sayınca ne çıktı? 24 çıktı. Yazıyorum. 6'dan 4 çıktı 2. 2'den 2 çıktı 0 ve bölmeyi bitirdim. Yalnız burada kalan bakın bir kalan var. 2 tane kaldı. Kalsın. Ona biz kalan diyoruz zaten. İlla kalan 0 olacak diye bir kuralımız yok. Bölmeğimizin sonucu nedir? 6 çıktı. Cevap 6'ymış. 34'ü 5'e bölelim. 3'ü 5'e bölemiyorum. Az. O zaman ikisini beraber böleceğim. 34. 5'er 5'er sayacağım. 5 10 15 20 25 30 35. Ha 35'e geçmiyorum değil mi? Çünkü 34'e kadar gitmeliyim. O zaman bir tane az sayacağım. Tekrar sayalım. 5 10 15 20 25 30. Ne kadar saydım? 6 defa saydım. 6 defa saydığımda ne çıktı? 30 çıktı. Çıkarmamı yapıyorum. 4'ten 0 çıktı. 4. 3'ten 3 çıktı. 0. Cevap yine 6 çıktı. Kalan bu sefer kalan sayımız 4 oldu. Evet. Şimdi 49'u 4'e bölelim. 4'ü 4'e bölebilirim. 4'te 4 bir kere var. 1 kere 4 4. Çıkarıyorum. 0. Şimdi 9'da sıra. 9'u da yapmalıyım. 9'u çağırdım yanıma. 9 buraya geldi. Şimdi 9'u 4'e bölüyorum. 4, 8, 12. Bak 9'u geçmemeliyim. O zaman 8'de kalmalıyım. 4, 8. 2 defa saydım. 2 kere 4, 8. 9'dan 8 çıktı. 1. Kalan 1. Cevap 12. 97'yi 8'e bölelim. 9'dan 8 var. 1 kere var. 1 kere 8, 8. 9'dan 8 çıktı. 1. Şimdi 7'yi çağırıyorum. 17 oldu. 17'yi 8'e bölüyorum. 8, 16. Evet. 2 defa saydım. 2 defa sayınca 16 oldu. 7'den 6 çıktı. 1. Bir. 1'den 1 bir çıktı. 0. Kalanımız 1. Cevabımız 12. 73'ü 6'ya bölelim. 7'de 6 var. 1 defa var. 1 kere 6 6. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 3'ü aşağı indiriyoruz. 13 oldu. 13'ü 6'ya bölüyorum. Evet. 6 12 ne oldu? 2 defa saydım. Şöyle yaklaştıralım. Evet. 2 defa sayınca 12 çıktı. 3'ten 2 çıktı 1, 1'den 1 çıktı 0. Yine kalan 1. Yine cevap 12 çıktı. Bugün cevaplarımızda hep 12 çıkıyor. Bu biraz tesadüf oldu. Bakalım 95'i 7'ye bölelim. 9'da 7 bir defa var. 2 defa saysam fazla gelir. Bir defa 7 7. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 5'i aşağı indirdim 25 oldu. 25'i 7'ye soruyorum. 7 14 21 28 4 defa sayarsam 28 oluyor. O zaman 3 defa saymalıyım. Fazla oluyor çünkü. 3 defa sayınca 21 çıkıyor. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. 2'den 2 çıktı 0. Cevabımız 13 çıktı. Kalan 4. 49'u 3'e bölelim. 4'te 3 1 kere var. 1 defa 3 3 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. 9'u aşağı indirdim. 19. 19'u 3'e bölüyorum. 3, 6, 10, 9, 12, 15, 18. 6 defa sayıyordum. 6 kere 3, 18. 9'dan 8 çıktı. 1. 1'den 1 çıktı. 0. Cevabımız 16. Kalan 1. 85'i 2'ye bölelim. 8'de 2. 2, 4, 6, 8. 4 defa saydım. 4 kere 2 8. 8'den 8 çıktı Sıfır. Sıra 5'te. 5'i indiriyorum. 5'te 2. 2, 4. 2 defa var. Evet. 4 çıkardım. 5'ten 4 çıktı. Bir. Cevabımız 42. Kalan yine bir çıktı. 82'yi 5'e bölelim. 8'de 5 bir kere var. 2 kere saysam on olur. Fazla olur. Bir defa saydım 5. 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. 2'yi indiriyorum yanıma. 32 oldu. 32'yi 5'e bölüyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 da duruyorum. 6 defa saydım. 6 kere 5, 30. 2'den 0 çıktı. 2, 3'ten 3 çıktı. 0. Cevabımız 16 çıktı. Kalan ise 2. Evet. Kalanlı bölme işlemimizde işleyeceğimiz alıştırmalarda bu kadar. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.